Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Bugün TV'den mutlu günler sevgili seyirciler. Günaydın diyelim. Bugünkü birlikteliğimize paranın rotasıyla başlamış olduk. Hocamız Yaşar Erdinç her zamanki gibi yanımızda ve bir de konuğumuz var. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Erhan Aslanoğlu. Sayın Erhan Aslanoğlu yanımızda, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam yeni haftaya başladık. Evet. Herhalde bütün top sizde. Neyle başlamamız, neyle gitmemiz gerekiyor bugün programda? Valla ben az önce yayına girerken dedim ki ya ben isterseniz bir piyasaları genel olarak özetleyeyim. Sonra dedim Erhan, topu sana atayım. Yayından önce burada sevgili seyirciler, yayından önce yani şu yayına girmeden 5 dakika önce burada öyle konuşmalar geçti ki ben gerçekten şu an etkisi altındayım. Erhan öyle şeyler afaki şeyler değil. Kafamızda aslında bu yayına girerken benim aklımdaki şey şuydu. Geçen hafta piyasalar düştü, işte borsa düştü. Şu an bakıyoruz Amerika'ya. Amerika vadeli endeksleri aşağı yönde gidiyor. Aynı zamanda %0,23 aşağıda. Asya piyasalarında özellikle Çin ve Japonya'da. Japonya'da %3,10 gerileme var. Çin'de %1,5 gerileme var. Asya felaket durumda. Japonya çok kötü durumda. Amerikan vadelileri de düşüyor. Peki niye böyle bir şey oluyor? Bir Barclays rapor yayınladı Çin hakkında. Dedi ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Çin'in büyümesi eğer %3'e düşerse de hiç şaşırmayın dedi. Bunun üzerine Çin çöküyor. Öbür taraftan Nikkei'de yani Japonya'da da Japon yeni dolara karşı değer kazanmaya başlayınca orası da aşağı gidiyor. Altın bu arada 1327 dolarda, size hemen bir update edeyim, güncelleyelim verileri. Ve dolar da yani dolar TL kuru da 1926'dan güne başlıyor. Geçen hafta borsada bir sert satış vardı ve bu sert satış sonrasında da endeks, BIST 100 endeksi 72.500'ün civarında kapattı. Ve bu haftaya başlarken de bu düşüş Asya'daki genel düşüş eğilimi ki biraz sonra Almanya ve diğer Avrupa borsaları da açılacak. Neden dediğimizde benim bulabildiğim tek bir cevap var. Bu hafta Amerika'da Cuma günü tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Ve şimdiden onun korkusu sardı. Eğer tarım dışı istihdam verileri çok iyi gelirse böyle bir durumda gelişmekle bunun anlamı da para erken basılmamaya başlayacak. Yani basılan para erken azaltılmaya başlanacak. Dolayısıyla da gelişmekte olan ülkeler bundan zarar görecek. Bu senaryoyla şu an piyasalarda genel olarak bir aşağı eğilim var. Tahminen bizim piyasalarda da böyle bir açılış olacak. Ama ben asıl diğer konuya geçmek istiyorum. Şimdi demin dedim ya, hakikaten çok etkilendim. Bizim kafamızda ekonomistler olarak şöyle bir model var Evren. Yani burada kapitalist sistem ve daha doğrusu neoklasik ekonomi şöyle bir şey getirdi. Dünyaya şöyle bir sistem getirdi. Maksimum kar üzerine kuruldu her şey. İş dünyası karını maksimize etmeye çalıştı. İnsanlar kendi refahını maksimize etmeye çalıştılar. Fakat bu arada bir şey unutuldu. Bu normal yollardan olsa olacaktı. Ama neoklasik sistem baktı ki talep düşüyor. Hı hı. İnsanlar para harcayamıyor. Neden? Çünkü bu sistem içerisinde üretenler, zengin üreticiler buradan ücret olarak çalışanlara payı vermiyor. Çalışanlara bu payı vermeyince talep düşüyor. Evet. Kendi ürettiğine talep olmuyor. Dediler ki devlet işe karışmamalı. Hiçbir zaman devlet oyuncu olmamalı. Erhan sen de yanlışsam düzelt. Neoklasik ekonomistler bir yol buldular. Ve 2008 krizine kadar böyle gitti. Devlet işe karışmasın ama talebi nasıl arttırırız? Hı hı. İşte o andan itibaren finansal piyasalarda ürünler geliştirilmeye başlandı. Aslında Ali'nin külahını Veli'ye giydirme, Veli'nin külahını Ali'ye giydirme işi. Bu ürünlerle insanlara krediler açıldı. Mesela denildi ki sen taksi mi sürüyorsun kardeşim? Taksicilik yapıyorsun değil mi? Gel sana bir ürün geliştireyim. Nasıl? Sen bu taksiden 10 yıl boyunca her ay
bir plaka almayacak mısın? Bu 10 yıllık gelirini sat. Nasıl olacak yani? Her ay 10 yıllık, hani her ay atıyorum 3500 lira falan şu an taksi plakasının aylık kira bedeli. Bu kira bedelleri 10 yıl ne kadar tutuyor? Şu kadar tutuyor. Sen bana bir sertifika ver. Evet. Bunun geliri geldikçe sen bir peşin parayı al. Evet. Bu peşin parayı alınca git bir taksi plakası daha al. Adam çok iyi geldi. 10 yıllık gelirimi hemen verecek benim elime. İskontolu olarak, yani bir faizle iskonto ediliyor. O sırada onu çalıştırırken onun da gelirini sat. Refaha bakar mısın? Nasıl bir refah etkisi yaratıyor? Bir anda her ay 3500 lira kazanan adam kendi gelirlerini satarak yeni bir şey yaratıyor. Reelde bir ekmek üretiliyorsa 10 liralık, 1 liralık ekmek üretiyorsa 10 liralık üzerine finansal türev ürün yazıldı. Ve 2008 krizi şunun ispatı oldu. Ha, bu neoklasik ekonomi dedi ki bunlar talep yaratamıyor. Ne yapalım? Bankalar borç versin. Kredi versin. İnsanlar da harcasın. Erhan, son belki 3 haftadır bu Coursera.org diye dünyanın bütün Nobel ödüllü bilim adamlarının ders verdiği bir site var. Coursera.org. Buraya girip istediğin dersi alabiliyorsun. Ve 2 haftadır şeyi izliyorum. Irrational behavior. Yani rasyonel olmayan davranışlar. Pain of paying diyor. Yani nakit ödemenin yarattığı sızı, acı. O yüzden kredi kartı kullanmak çok önemli hale geliyor. Çünkü kredi kartını kullanırken nakit ödemiyorsun. Yani cebinde kredi kartı varken hiç kimse nakit ödemek istiyor mu? Ödemiyor. Bu iş basit gibi gözükse de bu işin muazzam bir psikolojisi var. Ve şurada ben tıkanıyordum. Bundan sonra ekonomi nereye gidiyor? Kapitalist sistem gitmeyeceği anlaşıldı. Yani şey olarak anlaşıldı. Bu insanları borçlandıralım. Arkasından talep gelsin üretime. O gelen talep yeni iş sahası yaratsın. Yeni iş bulanlar yeniden borçlansın. Onlar da geleceğini harcasınlar. Evet. Ama bir yerde fatura geliyor önüne. Bir kısır döngü oluşmuş gibi görünüyor. Tabii 2008'de fatura geliyor. O kazandığın refahın tamamını güm diye aşağı indiriyor. Evet. Yani dibe vurduruyor. İşte bundan sonra ne geliyor? Ben buna cevap bulamıyordum. Az önce bunu konuştuk. Yayına girerken 5 dakika önce Erhan bazı şeyler söyledi. Hakikaten ben çok etkilendim. Yani ben hani bizim hepimizin düşündüğü şeyler ama şeye inanmıyorum. Hani teknolojik gelişme uzun bir zamana yayılır. Yani uzun bir süreç alır. Ama şunu fark ediyoruz. 90'larla 2010-2013 yılları arasındaki gelişmeye bak. 70'lerle 90 arasındakine bak. Yani oradaki gelişme hızına bir bakar mısın? Veya 1800 ile 1900 arasındaki 100 yıllık gelişme şu an artık 5 yılda gerçekleşmiyor mu? Evet. O zaman dediğin doğru olabilir. Evet Erhan, seni dinliyoruz. Şu müthiş tespitlerini bir alalım. Bu döngü nasıl kırılacak ve hani gerçek anlamda... Kapitalist sistem nasıl değişecek? Evet. Evet, gerçek anlamda çok... artık kuramlar... Evet. İnsanları rahatlatmaya, ekonomiyi rahatlatmaya yönelik nasıl? Evet. Ya aslında trendleri görmeye çalışıyoruz. Evet, yani ciddi bir sıkıntı var gibi. Borç vererek, borçla talep yaratarak büyümeyi sürdürmek mümkün değil. Zaten krizlerin tarihine baktığımızda hep bir borç krizi şeklinde. Tarih evet. boyunca da böyle evet. geliyor gibi. Biraz önce son noktadan başlamak istiyorum. Hani bizim bu büyüme, şimdi dünya ekonomisi %4-5 büyümeye alıştı son kriz öncesi dönemde. Şimdi işte %3'ler falan beğenmiyoruz, işte kötü diyoruz falan. Tarih yani 0 yılından işte 1500'e kadar büyüme hızı %0.2 civarında falan. Yani işte çok statik, orta çağ diyelim. Statik finansal türev üreticileri evet, yıllık çıkmamış piyasada. 0.2 civarında bir rakam. 1500'de yani kapitalizmin ortaya çıkışından sanayi devrimine kadar geçen sürede %0.5 civarında bir büyüme. Sanayi devrinden 1950'lere kadar 1-1,5 civarı, yani bunları yuvarlak yaklaşık söylüyorum. Asıl 1950'den sonra başlıyor böyle 2'ler 3'ler ve son 15-20 yılda da böyle 4'ler 5'lere gidiyor. Yani düşünemiyorum, yani 1500 boyunca yani 0 civarında giden ya da 0 ile işte 0.2 arasında giden büyüme şimdi 4'lere 5'lere geldi. E tabi biz dünyada ne kadar kaynak kalacak, bu yaşam tarzlarımız ne kadar devam edecek, bunu konuşuruz. İşte küresel ısınma, iklim değişikliği falan. Dolayısıyla burada bir tuhaflık var. Yani 1500 yıl, 20 yıl... Şeye benzetebilir miyiz Erhan? Şu İspanya'da raydan çıkan tren vardı ya, 80'le evet. gitmesi gereken yerde 190'la gidince yani, raydan çıkıyor. Evet, o zaman ekonomi derdi, doğal süreci şeydir, raydan çıkartacak bir büyümeye girmişsin. O zaman...
Tabii yani bu kaynaklar falan. Yani bir kere burada bir temelde bir sorun var gibi görünüyor. Tabii bu hani çok felsefi boyutu da var, işin sosyolojik boyutu da var ama hani burada ne olabilir, nereye gidecek? Gerçek gelirle talep yaratılması. Yani işin bir boyutu bu. O anlamda yani da gerçek... Yani kredi kartlarını bir kenara mı koymamız gerekiyor? Yani, bunu mu bir kere anlıyoruz? Yani finansal sistemin yani borçla, krediyle talep yaratma dönemi yerine insanların gerçek geliri. Yani çalışarak işte neyse maaşımız, gelirimiz. Bununla talep yarattığımız bir dönem. Tabii orada da şu sorun var. Yani şu andaki ücret seviyeleri falan çok da tatminkar değil. Genel anlamda ortalamada söylüyorum. Bu anlamda hani toplam gelir belli. Buradaki bölüşümde hani kar maksimizasyonu yine karlar muhtemelen yüksek olacak ama onu maksimize etmek yerine o bölüşümdeki bir değişim, yani örneğin hani ücret gelirlerinin arttığı bir dönem, bu talebi yaratmada önemli olabilir. Şimdi burada şu önemli. Şimdi buraya yok o ya yani muhtemelen yani hani yine, hep önümüze serilir ya. Böyle anladım. Geçenlerde anladım. Hocam size demiştim ya, hatırlar mısınız? Niye insanların ücretlerini düzeltmiyorlar bu kadar komplike ve birçok kuralı olan ama sonucu olumsuza varan bir sistem oluşturulmuşken. Yani aslında baktığımızda mesela enflasyon nerede olabilir? Yani mesela şimdi dünyada son 15-20 yılda petrol fiyatının 140 dolara çıktığı dönemde bile biz pek enflasyon hani bizde var ama dünyanın geneline bakarsak işte %'si deflasyon, eksi enflasyonlar konuşuluyor. Sıfırlar birler. Burada önce Çin, işte Hindistan gibi ülkeler çok ucuza, emek yoğun üretimle bu ürünlerin ucuza üretilmesini sağladı. Şimdi biraz önce konuştuğumuz konuda dünya farklı bir yere gidiyor gibi. Oradan hani belki çok uzatmadan bağlamaya çalışalım. Yani tarih sanayi devriminden bu yana hep böyle ya da kapitalizm ortaya çıkışından bu yana hep devrimlerle gidiyor. Sanayi devrimi birinci, ikinci. Yeni bir devrimin eşiğindeyiz gibi görünüyor. Hep konuşuyoruz. İşte biyoteknoloji, robotlar, yapay zeka, nanoteknoloji. Yani bunun mesela bir de brain hepsini biyoteknoloji, robotlar, artificial intelligence ve nanoteknoloji, brain revolution, brain de işte hani mind, beyin devrimi gibi bir devrim. Şimdi burada öylesine hızlı değişmeler var ki şu tür çıkarımı önümüz çok da uzak olmayan bir gelecekte bugün gelişmiş zengin dediğimiz ülkeler, işte başta Amerika olmak üzere bugün Çin'in, Hindistan ürettiği ürünleri çok daha ucuza ve çok daha az emek, yani emek az kullanarak, robotları kullanarak üretecek. Örnek bir rakam mesela Amerika şu anda Çin'den çok ucuz ürünler alıyor ama 2020'de şu andaki ithalatının %30 düşeceği söyleniyor. Amerika artık Çin'den ithal etmeyecek birçok ürünü kendisi üretecek. Peki bu ne demek? Çin bir örnek. Hindistan, Türkiye, Brezilya emek yoğun üretimi olan ülkeler ne yapacak? Bu ülkeler makinelerle bunu üretecekse bir kere bizim şimdi bizim günlük konuşuyoruz aslında o önemli önümüzdeki dönem ama bir 5-10 yıl sonra farklı bir şey var. Biz bir cari açık sorunu konuşuyoruz. Dış açık sorunu konuşuyoruz. Evet. Bizim ihracat yapmamız lazım. Orada bile sıkıntılar yaşayabiliriz. Dünya farklı bir yere gidiyor. Bunun hazırlığını hani hızla bir şekilde yapmamız, daha da bunu önden görmek ve gitmemiz de gerekiyor gibi. Şuna geleceğim. Bu ürünler böylesine üretildikçe çok da kolay enflasyon olmayabilir. Ha, oradan da hızla tabii, geçerek yani bu ürünler çok daha belki sağlıklı, çok daha fazla üretilecek. İnsanların daha da fazla boş zamanı kalacak. Yani burada şu, belki günde 10 saat, 8 saat çalışan değil de 5 saat çalışan bir iş gücü, çift var diye. Yani herkesin çok daha kendisine zamanı kalacak. İşte free time şey olacak, işte kendi serbest zamanı daha çok hizmetse, spora daha çok, sağlık hizmetlerine daha çok, seyahate, turizme daha çok talep olacak. İşte kitaplara, kafelere vesaire bu tür şeylere daha çok harcamalar talep olacak. Harcamalar da artacak. Harcamalar, gibi bir durum çıkıyor. Harcama daha farklı bir harcama gibi. Yani o ücretin hani burada bir maksimizasyondan bahsediyoruz. Yine konudan konuya atlıyoruz ama hani o tabii daha fazla çalışan demek karların yerine ücretlerin payının artması. Ama bu şu demek, daha fazla ücret geliri elde eden olacak. Yani ücret, yani mevcut kişilerin ücret çok artmayacak belki ama şu andaki birçok işsize dünyada iş bulma imkanı olacak. Yani bunlarla bir talep peki olacak. Peki bunu ekonomi kabul edecek mi sizce? İşte bu kolay değil ama dünya nereye gidiyor? Mesela şuna gelmek istiyorum. Biraz önceden çok uzatmadan ben tamamlayayım. Avrupa'da araba satışları düşüyor. Onun bir nedeni bugünkü konjonktür. İşsizlik var, işte Avrupa'da kriz var falan ama daha temel bir nedeni yeni jenerasyonlar, yani şu andaki genç kuşaklar arabayla değil daha toplu taşımla işlerine gitmeyi, okuluna gitmeyi tercih ediyor. Bisikleti tercih ediyor. Evet. Yani lüks arabaları kullanmak değil, bisikletle gitmek daha fazla prestij katıyor. Yani bu daha
o kişinin doğru, zenginliğini gösteriyor. Görüyoruz. Mesela yani, adam bond çantasını almış, bisikletle iş yerine geliyor. Oraya yani, park ediyor, gidiyor. Evet. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ne kadar pahalı araban varsa prestijin işte, o kadar yüksek. Bunlar değişecek, evet. O yüzden hani dünya mesela demek ki o zaman bu tür bir talep de o. Daha farklı bir konsept, daha farklı bir... Biz şu anda Japonya'ya bakıyoruz, çok yavaş büyüyor falan ama Japonlar o kadar mutsuz görünüyor mu? Yok, hani, hayır. Tasarruf ediyorlar, gayet işte büyük bir deprem yaşadıklarını bile sakinliklerini evet, koruyorlar. Gerçekten. Hayata çok daha böyle bambaşka olgun yaklaşıyor. Yani, demek ki yani bir şeyleri yakalamak, hani o zenginleşmenin arkasından başka bir davranış biçimi de geliyor falan. Evet, peki. O açıdan bunlar uzun konular ama yani bizi ilgilendiren, çok özür dilerim, hani bizi ilgilendiren kısmı dünyada hani bizim için, ekonomimiz için işte emek yoğun hala bir üretimimiz var. İşte Amerika'da ulaşım, araçlar şoförsüz olacak. Maliyetler çok etkilenecek. Biz ulaşım sektöründe çok önde bir ülkeyiz. Bizim rekabet gücümüzü etkileyecek bir gelişme de geliyor gibi. Bunun da çözümü, anahtarı eğitimde yatıyor. Yani bizim bunu yakalayacak, bu devrimi yakacak bir eğitimle ilgili çok ciddi bir reforma, gelişmeye ihtiyacımız var gibi deyip ben susuyorum. Eğitim zaten ülkemizin en sorunlu alanlarından biri. Ki hızlı yakalayabilmemiz için daha yani, da fazlasına ve derinliğe ihtiyaç var. Keşke köklü olabilseydi. Ama burada şu sizin az önce bahsettiğiniz şeyi sormak istiyorum. Peki bir gün Çin daha uygun makineler yaratırsa ne olacak? Yani yaratsa şöyle bir şey, daha uygun makine yapmak demek, atıyorum onu Amerika'ya bir kere satacak. Amerika onun şu andaki robotunu 5 yıl kullanıyorsa 10 yıl kullanacak. Yani yine hani üretimi makineler yapacaksa, yani sonuçta Amerika'nın o yani üretimi oradan oraya taşıma maliyetinden kurtulmak istiyor. Önemli olan robotu yapmak. Robotu Çin yapabilir, tamam. Ama onu Amerika alacak yine. O bir kere robot alacak. 100 parça yine bir tane parça alıp yine kendi üretecek. Ne üretiyorsa. Gömleği kendi üretecek. Yani çok küçük mekanlarda çok büyük işler çıkarılacak belki. O açıdan hani bizim ülkemizde yani gelişmekte olan ülkeler için hani şu anda bir finansal sistemde farklı bir döneme giriyoruz gibi. O hızlı büyüme dönemi, o bol para döneminden farklı bir dönem geliyor. Ama bir de reel tarafta bir değişim geliyor. Bu peş peşe gelecek. Yani verilen tarihler 2020-2025. Biz her gün nanoteknoloji, işte biyoteknoloji, robotlar konuşuyoruz ama artık bunlar bir araya gelip daha entegre olarak bir devrimi de getiriyor gibi. O açıdan önemli gelişmeler var. Hocam her zaman ne olursa olsun gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine mi oluyor olanlar? Hayır, çok ilginç. Yani bu son 2008 tamamen gelişmiş ülkelerde ortaya çıktı bir kriz ve son 2008'den 2013'e kadar baktığımız zaman zaten gelişmekte olan ülkeler muazzam gelişmiş ülkelere göre çok iyi bir performans sergilediler. Şimdi bu iyi performans ne kadar kalıcı olabilir? Yani Amerika tüketmezse sen de bir şey yapamıyorsun yani sonuçta. Evet. Avrupa'da ciddi kriz varken bizim ihracatçımız gidip işte Afrika'da, orada, burada, Türkiye devletlerde, Orta Doğu'da pazar aramaya çalışıyor. Yani pazar bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla biraz yapı değişiyor. Ama benim de görebildiğim, mesela benim kafamdaki en önemli sorulardan bir tanesi, evet kapitalist sistem tıkandı, bu gitmeyecek. Bunu biz sadece biz görmüyoruz. Yani bugün yayınlanan makalelerde baktığın zaman herkes görüyor bunu. Yani hakikaten artık maksimum kar ve insanlar borçlanarak harcasınlar, o da üretimi döndürsün. Yok kardeşim, o tekerlek patlıyor. Sürekli yatak yakıyor motor. Yani her krizler dedin, yani borç sürekli kriz. Herhalde bizim yani son zamanlardaki mesajlara baktığım zaman hani kredi kartı kullanmayı mesela Sayın Bakanlardan falan, Sayın Başbakan'dan bu şekilde şeyler geliyor. Fakat bu olacak bir şey değil. Sebebini söyleyeyim. Yani insanlara kredi kartı kullanmayın diyerek yaptıramazsınız. Kredi kartının yerine öyle bir araç bulacaksınız ki, öyle bir şey bulacaksınız ki. Ki ücretlerin artışı olabilir herhalde o artık, o araç. o işte o hükümetin elinde değil. Ha, hükümet isterse. Ha, genel ekonomi olarak dedim. Evet, hani o. Maaşları arttırabilir memur maaşlarını ama. Şöyle, öyle bir araç bulacaksınız ki insanların ödemeyi yaparken hissettiği acıyı hala hissetmeyecek. Yani kredi kartının çok kullanılmasının sebebi, hani bu irrasyonel, rasyonel olmayan davranış. Şimdi para ve psikoloji, para ve sosyoloji, para ve sosyal normlar, yani parayla ilgili olarak. O eğitimlerde, hani ben yatırımcı psikolojisini çok iyi biliyorum ve şey yapıyorum diyordum ama sistematize edildiğinde muhteşem bilgiler var. Şöyle ki, kredi kartıyla ödediğin zaman
şöyle bir şey hissediyorsun. Sanki ödememişsin gibi, sanki bir başkası ödüyormuşsun gibi. Evet. Onu o duyguyu insanların içinden sökmelisin ki kredi kartı bitmeli yani. Yani psikolojik olarak nakit ödemeyle, keş ödemeyle şeyi kredi kartı ödemesini aynı kefeye koyun. Bir de dünyada hiç görülmediği bir şekilde bizde kredi kartı tam bir kredi aracı olarak kullanılıyor. Tabii. Şey yani tabii. Adam 6 ay, 10 ay, 12 tamam. ay bu taksitler artık yani kullanım tamam. amacını aştı yani. Kredi kartı tamam. olmaktan çıktı. Tamamıyla bir kredi mekanizması. Evet. İnsanların borçlandırılmasıyla ilgili. Reklama girelim mi 2 dakika? Girelim evet. 2 dakikalık bir reklamımız var. Sonrasında yeniden birlikte olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Özlediğiniz kuru yolun piliç, Türkiye'nin ilk helal sertifikalı pilici Erpiliç'te. Unutmayın, her yolun kuru yolun değildir. Erpiliç, Erpiliç değildir. Helal olsun Erpilici. ...60 yıldır nitelikli bilgiye nasıl ulaşılıyor? Yüzlerce sektör için ulusal, bölgesel, yerel ve uluslararası medyada... ...reklam ve haber takibi yaparak... ...yüzlerce televizyon ve radyo kanalını 7/24 kayıt altına alarak... ...on binlerce blog, haber siteleri ve sosyal ağları takip ederek... ...sektörel gündemler ve medya analizleri hazırlayarak... 60 yıldır nitelikli bilgi elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Bayramı bayram yapan iki hece. Ece. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yeniden birlikteyiz. Yaşar Erdinç hocamız ve konuğumuz Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi hocamız Erhan Aslanoğlu ile beraber kaldığımız yerden devam edelim. Sorularımızdan mı devam edelim? Sen istediğin gibi devam edebilirsin. Peki demiştiniz ki hani bu bir döngü bu şekilde devam ediyor. Ben de şunu sormak istiyorum. Birçok kişi artık bu döngünün gitmeyeceğini biliyor diyorsunuz. Ben de diyorum ki birçok kişi biliyor, belki binlerce kişi, milyonlarca kişi ama 3-5 kişi bunun böyle gitmediğini görse bile gitmese de böyle gitmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü onlar güçlüler ve işlerine geldiği şekilde yönetiyorlar dünya ekonomisini, parayı vesaire. Yani kaliteyle rakam fazlalığı farkına girmek gerekiyor evet, herhalde. Dünyada bundan. Para akışının nereden nereye gittiğini bilen ve gerçekten pozisyonu alanlar var. Ama onlar sistemi veri kabul ediyorlar. Kapitalist sistem bir veridir. Bu sistem şöyle çalışır, ben bu sistemde şöyle para kazanırım diyor. Ona göre pozisyonunu alıyor. Kriz çıktığında da diyor, B planında diyor şöyle para kazanırım diyor. Ona göre de hedge'ini yapıyor, pozisyonunu alıyor. Ama kapitalist sistem içerisinde ben şöyle yapayım da hani bu tek bir kişi veya 3-5 kişi bir araya gelecek bir komplo hazır. Böyle bir şey yok. Yani bir anda bu kaotik dinamikler yani aynen fizikte olan kaotik dinamikler ekonomide ve finansta da var. Ve bir anda hani kimse işte Gezi Parkı'nda ilk günü şey yaptığında ilk iki gün oraya herkese telefon edip oraya mı git dediler. Bir anda insanlar toplanıverdi. Yani bu kaosun bir getirdiği bir şey. Kaotik dinamiklerin getirdiği bir şey. O yüzden öyle bir sınıflandırmadan ziyade hani büyük para babaları istediğini yapardan ziyade aslında Erhan'ın söylediği gibi hani insanlar şu an daha fazla bisiklete binmesini onlar belki şaşkınlıkla karşılıyor. Ya millet böyle yaparsa ben araba satamazsam şimdi oyun planını hazırlıyor. Nasıl bir sistem geliyor? Sonuçta
toplumsal olarak bir tercihi belirlemelerine imkan yok. Yani benim restorana gidip ne yiyeceğimi onlar belirlemiyor sonuçta. Ama biz birbirimizden görüyoruz. Bakıyor ki adam altına araba almış. Nasıl aldı ya bu adam arabayı? Baksana kredi kartı çekti, şunu yaptı, bankadan aldı. O da gidiyor aynısını taklit etmeye başlıyor. Bu bir anda toplumsal bir hareket haline dönüşüyor. Yani herkes aynı şeyi yapıyor. Aldı adam, refah içinde yaşıyor falan. Arada sırada tek tük bir tanesi iflas ediyor, gidiyor. İşte böyle olursa böyle olur diye bir de akıl veriyor. Halbuki kendisi de aynı durumda yani. Evet. Bilmiyorum Erhan, burada ne diyeceksin? Bir Levent Ök'te mi? Mert Bal'ın şeyi var, ilginç mesajları. Sosyal sermaye diyor, olgusunun giderek güçlendiğini görüyoruz. Şirketler sadece para kazanmaya değil, hayırseverlik yapmaya da odaklanıyor. Böylece hem toplum kazanıyor, hem toplum nezdinde şirket itibar kazanıyor. Tercih edilen şirket haline geliyor. Kapitalizm alternatifi gerçekten sosyal kapitalizm olabilir mi diyor. Ben sosyal kapitalizmin tanımını tam bilmiyorum aslında. Evet, onlar herhalde biraz tartışmalı konular ama kapitalizm hep kendi içinde zaten evrimleşerek gidiyor. Yani krizler yaşıyor, sonra farklı bir sürece gidiyor gibi. Sanki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem gibi, yani böyle hep hani biraz daha farklı bir paradigma. Şimdi önümüzde bu krizden sonra da farklı bir yere doğru gidiyor gibi. Hani daha böyle belki hani devletin daha fazla yoğun olduğu, daha regülasyonların, düzenlemelerin olduğu bir yapıya da gidiyoruz. Ama biraz da hani bir düşünce seti de değişmeye başlıyor galiba. Hani maksimize ettiğimiz şeyler falan, bu anlamda evrime açık dünya sürekli değişiyor. Bunlar çok çabuk gözlemleyeceğimiz şeyler değil ama bir değişim var. Bu değişimle Türkiye bizim için önemli. Hani nasıl bir değişim, ne yapmalı? Bu değişime nasıl ayak uyduracağız? Evet, yani sen orada eğitim dedin. Aslında orayı biz kısa geçtik. Evet, evet. Fakat biz eğitim, sen orada eğitim derken Erhan şeyi demiyorsun zaten. Yani eğitim dediğimizde eğitimde işte masayı şeyi düzeltmek anlamında vesaire değil. İçeriği değil mi? Tabii yani tabii. O eğitim... Bisiklete binme herhalde görüşünü güçlendirecek bir eğitimden. Evet, o, hani toplum var. Kendini hareket ettirecek belki. Evet, o da var. Ama yani sonuçta dünya hani bu artık yani yüksek teknoloji kullanarak üretim yapılacaksa bunu yapabilecek, bunu kullanabilecek, robotları kullanabilecek, robotları üretebilecek bir iş gücü. Hani bu anlamda gerçekten çok yüksek teknolojiye yetkin. Hani Türkiye'sine bakıyorum, işte birçok Türk öğrencilerin uluslararası yarışmalardaki notlarının yükselmesi, işte OECD sınıflamasındaki yerinin yükselmesi, yani eğitim sisteminde çok daha uzun süre bir eğitim sürecinden geçilmesi falan gibi faktörler. Dünya orada da değişiyor. Yani biz burada üniversite sayılarını arttırıyoruz falan ama hani bu işte eğitim, işte kompütür burada en önemli şeylerden birisi, o bilgisayar. Bir örnek yine aldım. Mesela Amerika'da $45,000 civarında olduğu söylüyor. İyi bir bilgisayar eğitimi almanın bilgisayar programcısı yazmış. Şimdi bir üniversite $6,000 aynı eğitimi bütün dünyaya açmaya hazırlanıyor. Yani öyle bir sistem gelişiyor ki, yani belki evet yüz yüze eğitim kadar olmasa bile onun %80'ini verimlilik açısından yakalarsa Türkiye'den de, Çin'den de, işte Rusya'dan da herkes o kursa kayıt olabilecek. Bizim burada çok yüksek olan fiyatlara göre çok daha belki o zaman Türkiye'de sen üniversiteyi açıyorsun. Türkiye'deki adam buradaki üniversiteye gitmeyecek. Gidecek. Geçerli olan $5,000-6,000 verecek. Evet. Oturacak bilgisayarının başında. Evet. Bütün sınavlarını verecek, geçecek. Belki yılda 1-2 kere gidecek. Ona da işte o kolay burslar falan yaratılacak. Yani bir hafta 10 gün gidecek. Evet. Yoğun bir kurslardan geçecek falan. Bu ama zaten internet üzerinden eğitim, online eğitim işi inanılmaz bir hal almış durumda şu an. Şu an ücretsiz de, o Coursera.org dediğim yerde ücretsiz de veriyor. Ve yaşam biçimimiz değişiyor. Aslında daha önce 3-5 saatte yaptım. Bak hatırlasana Erhan, sen doktora yaparken, ben doktora yaparken beraber hemen hemen zannedersem aynı yıllarda yaptık. Evet. Bir kütüphaneye gidip bir makaleyi bulmak, bir bulmanın zamanını bir düşün yani. Zamanı. Orada kütüphaneye giderdik, o kitabı alırdık, ondan sonra bulurduk. Tabii, bu verileri elle, yani ben hatırlıyorum Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıla verilerini, para arzı verilerini elle deftere yazardım. Tabii, oradan. Aynen, tabii. Bundan Excel'e geçerdik. O zaman Word, Excel tabii, yoktu aslında. Yoktu. Onları artık çok daha basit programlarla. Çok basit. Mesela grafiği başka programda çizersin, yazıyı başka yerde tabii, yazarsın. Tabii. Önce o programı kapatıp sonra ötekini açmak zorunda. DOS zamanı. Tabii. Yani Windows'a DOS var, doğru. Evet. Yani şöyle bir şey. Ne yolu artık, da cabası. Evet, ve biz 4 yıl sürerdi doktora, tamam mı? Şimdi ben bakıyorum, normalde herhangi bir üniversitede öğrenciysen
dünyanın en büyük kütüphanelerine giriş hakkın var. İstediğin makale sadece bir tık uzakta. O geliyor makale, tonlarca bilgi var. Ve bu bilgiyi toplamak, eskiden literatür çalışması bir yıl sürerdi. Yani bir yıl literatürü tarardık ki biz kendi çalışacağımız konuda neler yapılmış dünyada bunu göreceğiz bir kere. Onu ikna etmezsen zaten bir kere gidemezsin. Doktora da bir adım attırmazlar sana. Yani dünya ne yapmışı göstereceksin. Şimdi bakıyorum bir ay abicim. Yani dünyanın ne yaptığını öğrenmek için zaten öyle makaleler var ki o konuda neler yapıldığının özetini anlatıyor. Evet, özetini vermiş. Hocam 7-8 dakikamız kaldı. Şöyle şunu söyleyeceğim. Burada önemli olan şu. Biz aslında daha önce bir yılda yaptığımız işi bir aya indirmiş durumdayız. O zaman senin dediğin doğru oluyor. 11 ay boşa çıkıyor. Doğru. Yani 11 ay boşa çıkıyor. Hadi o çok belki çok abartılı söyledim ama dediğin gibi işlerde de öyle. Yani herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinden normal yine yazını yazabilirsin, gönderebilirsin. Tabii. Şu yayını buradan yapamıyorsam evden bana bağlanabilirler bilgisayarıma. Tabii. Aynen grafiğimi de gösterebilirler şu an. Benim ekranımdan da şuradan benim tabii konuşmamı aynen tabii canlı olarak verebilirler. Evet. Evet. Yani buraya gelmek zorunda bile kalmayabilirsin. Evet. Bu anlamda teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki dediğin gibi insanlar düşünsene bak şeyi eski alışkanlıklar diyeyim. Bir eğitim düzenliyorsun. Otelde yapıyorum diyorsun. Adam çıkacak. Arabaya binecek. Park yeri bulacak. Benzin yakacak. Oraya gelecek. Otele kira ödeyeceksin. Böyle bir eğitimin, hafta sonu eğitimin 800 lira 1000 lira arasında. Tamam mı? Aynı eğitimi diyorsun. Bak internet üzerinden veriyorum. Bir, beni 50 kere dinleyebilirsin. Yani orada kaçırdığın konuyu. İki, soru sor cevaplayayım. Tabii. Soru sorabilirsin. Defalarca sorabilirsin soruyu. Cevaplayayım. Sen gidip otele girmeyeceksin. 1000 liralık eğitimi al 150 liraya sana. Üstelik bir hafta sonu değil. Defalarca izleyebilirsin. Yani o yüzden. Ama mesela insanlar illa yüz yüze dokunma istiyor. Yani illa yanına gelme istiyor. Fakat bu değişecek. Evet. Bu değişiyor yani. Evet. Ben artık hiç kağıt kullanmıyorum biliyor musun? Bir makaleyi okurken, bir yazıyı okurken tamamen PDF ekrandan yani okuyorum. Şey. Yani print et de oradan al, üzerine çiz. Adam öyle bir şey yapmış ki Adobe'da her şeyi ekleme doğru yapıyorsun. Doğru. Bilmem ne yapıyorsun. Evet. Yani bu açıdan çok ciddi bir değişim içindeyiz. Ama bunlar daha zaman alacak. İstersen bir biraz da kısa vadeye evet, gelelim mi? Bu hafta önemli bir hafta. Evet, evet. Bu Amerika'daki gelişmeleri evet nasıl görüyorsun? Merkez Bankası'nın aldığı karara ne diyorsun? Ve Merkez Bankası'nın aldığı karar piyasaları kesinlikle tatmin etmedi. Ve yabancı raporlarda Türkiye'yi sürekli underweight ediyorlar. 6 tane kurum şey yaptı, azalt evet tavsiyesinde bulundu. Sen nasıl okudun bu gelişmeyi? Yani şöyle, şimdi Türkiye'nin son 6-7 yılına baktığımızda yani en kritik burada faiz parametre. Yani Amerika'nın faizi, Türkiye'nin faizi. Diğer piyasaları da oturtacak olan o gibi geliyor. Türkiye'de faizin de en kritik belirini enflasyon aslında. Hmm. Son 6-7 yıla baktığımızda Türkiye'de enflasyon %6 ile 10 arasında seyrediyor. Ve 10'a gittiği dönemler kurların hareketlendiği dönemler oluyor. Şimdi yine böyle öyle bir dönemdeyiz. Bizim enflasyonumuz şu anda 8'lerde ama önümüzdeki günlerde Amerika'daki gelişmeler, dışarıdaki gelişmeler, içerideki gelişmeler kurlar üzerinde bir miktar daha baskı oluşturabilir. Bu hani kopup gidecek, büyük kriz çıkacak demiyorum ama enflasyonu 9'u 10'a taşıyabilecek gelişmeler olabilir. Bu da bir süreliğine de olsa faizlerin 10'larda, işte şu andaki 9,5, 10, 10,5'larda seyretmesi demektir. Yani gördüğümüz o ki bu faiz yerine oturmamış gibi görünüyor. Yani kurdaki rahatsızlık, faizdeki hareket bize bunu gösteriyor gibi. Bu da bizim dışımızda, yani burada kur çok etkili olacak ve kurla ilgili ipin ucu da Amerika'da, Fed'de gibi şu anda özellikle ve tabii bizim de içeride kendi yapacaklarımızla alakalı gibi. O açıdan yani burada bir tanesi kontrol edemediğimiz bir faktör ama şunu görmek lazım. Er ya da geç 3-5 ay içinde, bu Eylül olması Ekim, Kasım, Amerika'da Fed bu çıkışa başlayacak parasal bu tahvil alım programından ve dünya 1-1,5 yıl içinde sıfır faizli bir Amerika'ya gidecek. Şimdi bu kötü bir şey değil aslında. Sıfır faiz. 2005'te dense Amerika sıfır faizli piyasa nasıl coşardı? Tabii. Aslında kötü bir şey değil bizi bekleyen bir şey ama bu anormal derecede irrasyonel coşkunluk yaratan bir likitte bolluğundan bir döneme geçiyoruz. Ben şöyle görüyorum, yani bu bir dönem.
faizler bir miktar, kurlar bir miktar daha gidebilir. Borsalar bir miktar daha düşer. Sen sıfır faiz derken reel faizden mi bahsediyorsun? Yok, Amerika'nın Fed'in para politikasındaki politika faizi sıfır olacak. Yani sıfır, sıfır, 0.25 faiz. Yani dolayısıyla tabii ki 10 yıllık tahvil faizleri falan 3'ler civarında olabilir. Amerika'da reel faiz 1-1.5 civarında olabilir ama bu zaten alışkın olduğumuz bir şey. Yeter ki bir ülkenin Türkiye gibi hikayesi olsun, artıları olsun. Yani Türkiye belki bugün, Türkiye eksi reel faizle 2-3 büyüdü. Yani artı 1-2 reel faizle çok daha iyi büyüyebilir. Önemli olan bizim iç taraftaki işleri yoluna koymamız. Yani bu bir trade, alım-satım dönemi. Hı. Burada alım-satım yaparak karlı olmak mümkün, kaybedilebilirdi ama arkasından gelen dönem çok vahim bir dönem değil. Japonya'dan İngiltere'ye, İngiltere'den Amerika'ya kadar merkez bankaların sıfıra yakın faizi uzunca süre devam edeceği bir dönem. Yani bir miktar daha o bolluk azalıyor ama siz iyi olursanız, sizin artılarınız iyi olursa o paradan yine oldukça iyi pay alırsınız. Peki o artılarımızı özellikle ithalat ihracat noktasındaki dengeyi kurarak cari açığa yansıtmama şansımız var mı bizim Türkiye olarak bu zamana kadar deneyimlerimizde? Bizim şu anda cari açık sorunumuz yapısal bir sorun. Kısa vadede çok çözemiyoruz. İşte onu uzun vade çözmek için neler yapmamız gerektiği aslında asıl sorunu ama kısa vadede finansman tarafı çok önemli oluyor. O finansman tarafında da hikayenizin iyi olması gerekiyor. Nedir paranın hikaye istediği hikaye? Bankalarınız sağlam olacak. Kamu dengeleriniz iyi olacak. Genel anlamda bir politik, jeopolitik politik istikrarınız çok hani mükemmel siyasi, olmasa da çok büyük sıkıntı olmayacak. Artı bir büyüme hikayeniz olacak. Türkiye bankaları sağlam. Kamu dengeleri şu an için hani yeterli, hani iyi diyebiliriz, kötü değil. Ama politik istikrar ve şey konusunda, büyüme hikayesi konusunda soru işaretleri yaratan bir dönemden geçiyor. Evet, bu evet. Tereddütleri gidermesi gerekiyor. Türkiye bu tereddütleri giderirse o zaman gerçekten hani dünyanın 6 ay sonra geleceği dönem Türkiye yine kendi ihtiyacı olan finansmanı sağlar, büyüme hikayesine devam eder. Hani oradan sonra bize kalacak birkaç ay bir sağlantı olabilir, faiz ona da gidebilir. Bono faizleri. Borsalar biraz şu düşebilir ama. Şu an söyleyeyim 9.40. Evet, İki dakikamız yani, var hocam. Burada ben sözü bırakayım. Erhan'cığım hocam, yok evet. Yok ben senin teyit açısından soracağım. Özellikle bu haftaya kadar ben dövizdeki yukarı hareketlere ilişkin olarak çok temkinliydim. Yani dövizde yukarı hareketin geçici olacağını düşünüyordum ama geçen haftanın son gününden itibaren dövizde senin söylediğin gibi az önce yanılıyorsam düzelt. Özellikle yukarı yönlü hareket baskısının oldukça artacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki Sayın Babacan da biliyorsun cuma günü yaptığı bir konuşmada kur riski almak çok ciddi bir risktir dedi. İntihardır gibi tam kelime o muydu bilmiyorum ama şimdi burada bize güvenip de kur riski almayın. Halbuki 2012'nin başında Merkez Bankası dolara dokunanın eli yanar derken orada ne kadar sağlam bir şekilde kuru tutacaklarını mesajını vermiş. Sanayici de ona göre hesabını yapmıştı. Evet. Şu an hesap yapamıyor. Yani bu büyümeyi en çok etkileyen şeylerden biri bu. O hesabı yapamıyorsan o zaman frene basmak zorunda kalıyorsun. Evet. Burada şey de kısa vadeli bir çözüm. Kuru tutmaya çalışmak da kısa vadeli bir çözüm. O anlamda dövizde hala Merkez Bankası'nın son kararını ben zaten 75 baz puanı ben düşük buluyorum bilmiyorum ama genellikle minimum 1 ve 1.5 arasında olmalı diye düşünüyordum. Çünkü yabancıların o raporları yazacağını çok tahmin ediyordum. Yani o faiz arttırım kararından sonra. Şu an biraz para kazanmaktan ziyade kaybetmeme dönemi diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Katılıyorum. Yani faizi kontrol etmek için enflasyonda risk arttırırsak faizi kontrol etmemiz daha güçleşebilir. Yani bir süreliğine de olsa. Evet. O yüzden Merkez Bankası'nın kısa vadede faizi koridoru biraz daha yukarı çekmesi, daha cesaretli olması aslında daha ileride hani bir süre sonra daha fazla faiz artışını önüne geçer. Çünkü kuru tutar. Geç kaldı yani diyebilir miyiz? Bugün faizi arttırmak 3 gün sonra daha fazla artacak faizin önüne geçmektir. Yani o açıdan kimse orada faiz artıyor diye düşünmesin. O kuru tutmak için elinizdeki en önemli silah faiz. Yani biz neyi baz alıyoruz? Herkes faizi baz alırken neyi baz alıyor? Evet. Piyasa faizi baz alıyor. 9.40 işte. 2 yıllık gösterge kağıt 9.40. Evet. Öteki de 10'un üzerinde. Yani 10'a gelmiş. O sırada Merkez Bankası 5'te tutsa şeyi, koridorun üst bandını bu ne demektir? Tabii. Bunun şu anlamı şudur. İstediğiniz kadar parayı 5'ten size vereceğim demektir. Doğru.
O zaman faiz lobisi denilen kesime sen bedava para veriyorsun demektir, öyle değil mi? O zaman onun ekmeğine yağ sürüyorsun demektir. Bir de yanlış yorumlar var. Faiz artınca faiz lobisinin ekmeğine yağ sürdünüz diye saçma sapan yorumlar yapılıyor. Bankaları en kötü etkileyen şey faizin artmasıdır. Faiz arttığı zaman bankalar her zaman zarar yazar. Her yönden zarar yazar. Sattığı ürünün fiyatı artıyor çünkü. Artı menkul değerler cüzdanında tahvil bononun değeri düşüyor faiz artınca. Yani dolayısıyla hakikaten şu an bir de ekonomi konusunda da hakikaten böyle bir de çok güvendiğin insanlar şey yapıyor, yanlış yorum yapıyor yani. Ya da siyaseten yapıyorlar. Hocam bilmiyorum. Bitti süremiz ne yazık ki. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz teşekkür için. Konuğumuz Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Erhan Aslanoğlu hocamızdı. Yaşar Erdinç'le beraber ağırladık kendisini. Şimdilik bugünkü birlikteliğimiz burada noktalanıyor. Yarın sabah yine paranın rotasında beraber olacağız. 12'de de haberlerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.